Selam millet, Mert karşınızda. Bugün değişik bir ürün tanıtacağız. Daha önce karşınıza çıkmıştır ama merak ettiğiniz bir üründür muhakkak. Ben de ilk defa kullanacağım, ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir kutumuzu açalım. Tersiyle kesiyormuşum. Parmağıma bastırdım şurayı. İyi kesmedi ama. Seviyoruz ya kutu açmayı. Şu açtığım kutuları evde biriktirsem var ya herhalde nefes alamam evin içinde. Direkt hepsini atıyorum o yüzden. Ve ürünümüz burada. Çok güzel bir kutusu var. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar, bu bir klavye. Nasıl bir klavye olduğunu söyleyeyim. 36 tuşlu bir klavye. Oyun için üretilmiş. Mekanik bir klavye. Aynı zamanda RGB ışıklara sahip. Küçücük bir ürün olmasına rağmen bilek desteğine kadar düşünülmüş. Hadi devamını kutumuzu açarken konuşalım. Evet, bir kutumuzu inceleyelim. Modelimiz Rampage'in KBR77 modeli. Burada teknik özellikleri Türkçe ve İngilizce şeklinde yazıyor. Tepki süresi 0.2 saniye. Switch'imiz Blue Switch, yani mavi switch. Kablomuzun uzunluğu 1.8 metre. Anahtar ömrü, yani basım ömrü 50 milyon kez. Dediğim gibi çok uzun bir şey. Ömür yetmeyebilir bunu bozmaya. 36 tane tuştan oluşuyor. Klavyemizin ağırlığı 400 gram. Ağırmış bu arada. Arka led ışıkları gökkuşağı vesaire vesaire. Hemen açmak istiyorum ben bu kutuyu. Aa, bunun kesilecek bir yeri yokmuş. Güzel. İçinde bir şey var ya bunun. Ha, kitapçığımızı unuttuk. Dediğim gibi Rampage KBR77 modeli. Bu KB Keyboard'un kısaltması. Yine İngilizce, Türkçe açıklamalarımız mevcut. Alıştınız artık, söylemeye gerek duymuyorum ama hatırlatayım. 2 yıl garantisi hemen kullanım kılavuzunun içinde yer alıyor. Ve çıkarıyorum. Güzel. Hemen bir bakalım. Kablomuz örme kablo. USB 2.0 bir ucu var. Hemen bir tuşunu çıkartalım. Burada görebilirsiniz. Cherry MX Blue Switch'e sahip. Sesi gayet güzel ama tek elle kullanmak alışması zor gelecek biraz. Ama alıştıktan sonra gerçi çok kolay. Hatta normal klavyeye göre şöyle tutmaktansa elinizi şöyle tutarak oynayabilirsiniz. Daha ergonomik bence. Zaten İki farklı oyunda oyun testini yapacağım. Bunu ben hemen bilgisayara bağlıyorum. Bir ışıklarına bakalım. Bu şekilde güzel bir aydınlatmaya sahip. Görebilirsiniz. Gökkuşağı gibi zaten sıralaması. Bu arada şu dediğim gibi çapraz tutuş bayağı ergonomik olacak gibi geliyor. Elimde de mouse olduğunu düşünürseniz. Tam bileklerinize uygun hale geliyor. Hadi oyun testlerimize geçelim. Şimdi Counter-Strike ve PUBG Lite'da bir oyun testi yapalım. Ardından TV Box'ımıza bağlayıp başka bir oyun testi yapacağım. Hadi bakalım, girelim. Bu arada şu şekilde çapraz ergonomisi gerçekten güzel olmuş. Rahat edeceğime inanıyorum. Bakalım, oyunda göreceğiz. Counter için tüm tuşlar var kullanmanız gereken. Birden 6'ya kadar. B tuşu var, G tuşu var. Hepsi var. Zaten istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Ruslar yine oyunda kütür kütür konuşuyorlar. Hello hello diye bağırıyor bir tanesi, manyak. İşsiz adamlar ya şu Ruslar. Sesi kapattım arkadaşlar. Ruslar gerçekten delirtti beni. Aptalın bir tanesi konuşup duruyor. Biliyorsunuz troll Ruslar oluyor oyunda genelde. Özellikle de CSGO'da. Aman be, aklımı çıkarttım. Kafama atladı adam. Şu an sesi kapattığım için nereden geldiğini duyamıyorum adamı. Yersin öyle headshot'ı. Aa, ikidir boğuluyor ya. Adamı öldürüyorum, doğduğu gibi beni öldürüyor. Bu arada klavye hakkında konuşayım, gerçekten çok rahat. Yani dediğim gibi sadece kullandığınız tuşlar var, karmaşa yok. Öldük konuşurken. Tamam, bu kadar. Counter yeter. Biraz da PUBG açalım. Şimdi PUBG Lite açtım. Daha önce hiç oynamadım. Size bunu gösterebilmek için indirdim hatta. Tahmini süre 4 saniye yazıyor. 35 saniye oldu. Şükür. PUBG Lite bayağı akıcı olmuş ya. Bu arada klavyenin çıkardığı ses de çok rahatsız edici bir ses değil. Evet, maç başlasın. Bu arada sadece TV Box'a veya bilgisayara değil, telefonlara da bağlayabiliyorsunuz bu cihazı. Tabii ki onun için aparatlar var. Onları satın aldığınız sürece bu klavyeyi direkt bağlayabilirsiniz telefonunuzu. Hadi bakalım, şuraya bir yere inelim. Oo, daha ayarları yapılmamış. Otomatik almıyor yerden ya. Lan, adam var adam.
Ya sen bir şişleyelim biz ya. Aa, şarjörü bile biz dolduruyoruz ya. Direkt headshot ya. Temiz. Neler var? Bir şey de yokmuş. Kıyamam. Ben bunu auto pickup yapmazsam ya, otomatik alma yapmazsam çok kolay ölürüm. Kimsecikler de yok ha burada. Bu arada PUBG bütün oyun devam ettim. Kamera otomatik durdurmuş sürede olduğu için. Boşu boşuna oynadım, çekemedim bile. Helal edin. Ama gayet çıtır çıtır oynanıyor yani. Bu çoklayıcıyla TV box'ımıza bağlıyorum. Çoklayıcıyı neden kullandığımı da söyleyeyim. Hem mouse'u hem klavyeyi bağlamak için yaptım. Sadece bir tane USB girişi var. Hadi artık ya, yarışa başlayalım. 1000 tane şey sordu. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Kusura bakmayın, bayağı aksilik oldu videoda. Hem kamera kendi kendini kapatmış, hem de alt komşu delirdi. Ve videoyu atmam gerekiyordu, o yüzden tekrar tekrar çekemedim. Yine helal edersiniz diye düşünüyorum. Evet, ürün gerçekten uygun fiyatlı. Aşağıda linkini bırakıyorum. İsteyenler oradan ulaşabilir. Ergonomi konusuna geleyim. Bilek sağlığınız için kesinlikle normal bir klavyeye göre daha iyi. Ama dediğim gibi sadece oyun için yapılmış bir şey. Gündelik hayatta kullanamazsınız. Yani numaratör sayısı az, tuşların yarısı yok. Ama dediğim gibi oyun oynayacaksanız, özellikle laptopla oynuyorsanız bu tam size göre. Hani bir yere gideceğiniz zaman da falan küçük olduğu için gayet rahat taşınabilir. Bir de farklı bir ürün olduğu için de havalı durur böyle. Hani alışılmadık bir ürün çünkü. Klavye hakkındaki merak ettiklerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.